Katarakt aslında belli bir yaştan sonra yaşa bağlı olarak ensik olarak oluşur. Ama bunun dışında doğumsal kataraklarımız var. Genetik bazı nedenlerle ailevi olan kataraklar var. Uzun süreli kortizon kullanımına bağlı olarak katarakt oluşabilir. Bunun dışında bazı metabolik hastalıklarda kataraktı görebiliyoruz. Şeker hastalarında biraz daha yoğun görüyoruz. Normal kişilerde daha ileri yaşlarda katarakt görürken şeker hastalarında bunun yaşı biraz daha öne çekilebiliyor. Bunun dışında yüksek miyopisi olan kişilerde de kataraktı daha erken yaşlarda görüyoruz. Normalde hele özellikle eskiden 50-60 yaşından sonra gördüğümüz kataraktı yüksek miyopisi olan kişilerde daha erken yaşlarda görebiliyoruz. Ultraviyolenin etkisi de çok fazla. Son zamanlarda örneğin bizim öğrenciliğimizde, asistanlığımızda çok daha geç yaşlarda katarakt görürken artık katarakt yaşının çok aşağılara indiğini görüyoruz. Göz merceğin en arka kısmında gördüğümüz arka kapsüler dediğimiz kataraklar büyük olasılıkla ultraviyolenin, işte bu ozon tabakasının ultraviyolenin etkisiyle çok daha erken yaşlarda görülmeye başladılar. Onun için ultraviyolenin etkisinin de çok fazla olduğunu düşünüyoruz katarakta.